Hoşça kal abi. Şef, çok dalgınsın. Hayırdır? Bir problem mi var? Bizim parkta biraz oturalım mı? Hem konuşuruz biraz. Ha? Olur. Hadi. Seni dinliyorum şef. Hayırdır? Ev almak için para biriktiriyorum demiştim ya. Bir ev mi buldun yoksa? Yok yok. Ev yok da. Birikmişi değerlendirmek için ben döviz alayım istiyorum. Ama çocuklar araba alalım. Ev alırken satarız diyorlar. Çok hevesliler. İkinci el olan bir araba alırsan aklım yatar. Prim yapacak bir araba seçersen. Arabayı alır almaz kaskosunu yaptır ama ha. Kazadır, çalıntıdır. Başını aramasın sonra. Tamam usta. Sen de al dediğine göre. Al tabii ya. Hem binersiniz. Çocuklar da sevinsin. Babam ikna oldu dayı. Araba alacağız. İyi olacak aslanın doktor ayağına gelirmiş desene yeğenim. Ne oldu dayı? Uygun araba mı buldun yoksa? Var. Hem de çok temiz bir araba var. Peşin parayı bastık mı değerinin yarı fiyatına, hatta yarı fiyatından da daha aşağı alırız valla. İcra dairesinden mi? İcra'da enişte. Pazartesi günü satışı var. Gerçi o araba için ihaleye giren çok olur ama geleceklerin çoğu tanıdık. Beni kırmazlar. İhaleye sokmam ben onları. Ben icradan mal almam Halit. Neden almayacakmışsın enişte? Sen almazsan bir başkası alacak. Dayım doğru söylüyor baba. Ağlayanın malı güleni ondurmaz derler. Ben istemem öyle şeyi. Vallahi sen bilirsin enişte. Dök düşün. Aklın yatarsa pazartesi saat 10'da yanımda ol. Eline sağlık abla. Ben kalkayım. Bizimkinin otobüsü gelmek üzere, gidip karşılayayım. Afiyet olsun. Size afiyet olsun. Sağ ol. Vallahi iyi düşün enişte. Bana kalırsa bu araba kaçmaz. Heh. Gel enişte, gel otur. Ablam geleceğine haber verdi. Adamları ayarladım. Kimse ihaleye girmiyor. Zaten kapıda bekleyen de arabanın sahibi. İhaleye giremez. Teminatı da yatırdık mı işlem tamamdır. Ne kadar yatıracak? Sen bir 500 ver oradan enişte. Bu ikinci ihale enişte. Ne verirsen ver, araba senin. İlk önce 3 ver. Sonra sana daha da arttır diye ısrar ederler. 4 de ver. Yine ısrar ederlerse 5 ver. Ama daha da fazla verme, tamam mı? Tamam, anladım. Enişte sen bekle, ben şunu yatırıp geleyim. Tamam. İşte araban enişte. 3000 daha fazla ödemenin ne gereği vardı? Boş ver 3000'i. Her şey bitti mi şimdi? Bitti bitti. Arabayı teslim alıp evrakları imzalayacaksın, hepsi o kadar. Bu adam niye bize doğru geliyor peki? Arabada birkaç özel eşyası varmış, onu alacak. Bir terslik olmasın da. Yok enişte, yok. Bundan sonra arabanın resmi sahibi sensin. Sigortası zartı zurtu tamam. Deposu bile dolu. Kontağı çevirip süreceksin, o kadar. Tabancayı gördün ya, bir yerlere gidip intihar edecek, bak göreceksin. Öyle birine benzemiyor. Yarın gazetelere bakarsan görürsün. Neyse, hayırlı olsun. Hadi.
Hemşerim bir dakika. Hayırdır, ne istiyorsun? Yok pahasına aldın işte arabayı. İstersen seni gideceğin yere bırakayım. Gidecek yerim yok. Gel bir 5 dakika konuşalım o zaman. Koca usta, ben Sadık. Kim Sadık? Ya şef Sadık. Ha Sadık, sen misin? Ben bugün öğleden sonra geleceğim. Aradım seni ama telefonun cevap vermedi. Ben de dışarıdaydım usta. Bak, sana bir işim düştü. Hayırdır? Hayır, hayır. Geçen gün seninle oturduğumuz parktayım. Ha tamam, gördüm ben seni. Bir pazarlığım var, hemen geliyorum. Tamam, hadi bekliyorum. Tamam, geleceğim. Ne iş yaparsın kardeş? Tekstil. İşler iyi gitmedi galiba. Yorganı büyük sandık. Ayağımızı fazla uzattık. Ama yorgan o kadar da büyük değilmiş. Onu öğrendik sadece. İstersen aldığım fiyata arabanı sana iade edebilirim. Leş kargaları gibi indin payını aldın işte. Daha ne istiyorsun? Ben ciddiyim. Ne diyorsunuz Allah'ın aşkına? Ben 3 gündür evime ekmek götüremiyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam usta. Hoş bulduk. Şurada bir araba var. Ona bir bakmanı istiyorum. Sen de gel ha. Araba bu. İşte. Alacak mısın? Araba 0 sayılır. Motoru da iyi durumda. Koca usta, sen alacak olsan kaça alırsın bunu usta? Bak, ben alıp satıcıyım. Üzerinden 3-5 kuruş kazanmam gerek. Onun için bana 25'e yarar. 28'e müşterisi var. İstersen hemen satarız. Anlaşıldı. Sağ ol usta. Sağ ol. Sağ ol. Tamamsa ben gidiyorum. Daha benim pazarlık bitmedi. Tamam usta. Sağ olasın. Eyvallah. Seninle biraz konuşabilir miyiz? Adın neydi senin? Yusuf. Bak Yusuf kardeş. İcra dairesine ödediğim parayı biliyorsun. Evet, biliyorum. 8.000. Arkadaşın söylediği arabanın şu anki değerini de biliyorsun. Evet, duydum. Arkadaşın alırım dediği fiyattan benim icraya ödediğim fiyatı sen düş. 17. Anlamadım, niçin bu hesabı yapıyoruz ki? Benim kitabımda düşeni bir tekmede sen vur yok arkadaş. Düşenin elinden tutup kaldırmak var. Onun için ben senin arabanı değerine satın almak istiyorum. Fırsatçılık yaparak değil. Paranı poşete koy. Ne olur ne olmaz.
Hakkını helal et kardeşim. Helal olsun abi, helal olsun. Sen de helal et. Helal olsun. Hayrını gör. Baba, alarmı vardı mı bu arabanın? Alarmı var kızım, merak etme. Hadi hanım, biz çıkalım. Açlıktan öleceğim neredeyse. Sabah yediğim bir lokmayla duruyorum ya. Tamam canım, Halit de gelecek şimdi. Ben şimdi hadi, hazırlarım hadi. Sofrayı. Hadi. Çocuklar, hadi siz de gelin. Hadi, hadi. Olur. Nasıl ama? Araban nasıl abla? Ne kadar ucuza kapattık değil mi enişte? En az 10 bin lira karımız var valla. Sadık bize 25'in üstünde dedi. Ne 25'i be abla? 8 bin lira. 3-5 kuruşta harcı hurcu desen 8,5 bile bulmadı. Sadık ne oluyor? Doğru mu söyledikleri? Onun dediği de doğru. Benim dediğim de doğru. Ne demek şimdi onun dediği de doğru, benim dediğim de doğru? Farkını ödedim hanım. Ne farkı? Sen arabayı icradan almadın mı? İcradan aldık ama eli ayağı bağlı bir adamın bileğini bükerek aldık. Ne bilek bükmesi enişte ya? İhaleye girip de aldın sen. Yani her şey kanuna ve nizama uygun. Ben vicdanen çok rahatsız oldum Halit. Dursun ustaya sordum arabanın değerini. Adama farkını ödedim, helalleştim. Peki ne kadar daha ödedin benim sevgili enişteciğim? 17 daha ödedim. 8'in üzerine 17 daha mı ödedin? Ya enişte, enayi misin sen ya? Alışverişimizde bir yolsuzluk yoktu ki. Ya neden gittin, o kadar parayı verdin? Adamın halini sen de gördün Halit. Ya adamın halinden bana ne enişte ya? Burası İstanbul enişte. Burada ekmek aslanın ağzında. Ayrıca çalmadık, çırpmadık ya. Allah Allah. Ya bu kadar kızmanıza gerek yok. İstemiyorsanız 28'de alıcısı varmış. Gider bırakırız arabayı. 3000 lirada karımızı yaparız. Alırsın. 28'de alıcısı varmış. Ya enişte, şans denilen şey insanı hayatında bir kere güler. Şans sana güldü ama sen... Ya neyse. Sen adam olmazsın enişte. İnan ki olmaz. Adam olacaksan hem toprağın üzerinde adam olacaksın hem de toprağın altında adam olacaksın Halit. Hayata öyle bakacaksın. Öyle yaşayacaksın Halit. Daha önümde uzun yıllar var enişte. Vakti geldiğinde toprağın altını da düşünürüz, üstünü de düşünürüz. Sen hiç merak etme. Neyse ya. Ben gidiyorum abla. Bu iş benim iyice canımı sıktı. Ben pazarda bir kilo sebze için pazarlık yaparken sen o kadar parayı adamın eline nasıl tutuşturursun? Thank you.
Kızdın mı bana? Bak, çocuk gibisin diyorum da bazen bana öyle kızıyorsun. Yok canım. Niye kızayım ki? Düşündüm de aslında siz haklısınız. Ben yanlış yaptım Hatice. Benim bildiğim Sadık bugüne kadar hiç yanlış bir şey yapmadı. Ama sen de kardeşinle birlik oldun. Sadık, bu 17 bin lira. İnsan böyle bir anda kabullenemiyor ki. Hadi artık. Hadi artık. Çocuk gibi küsmeyi bırak, olur mu? Sana bir kahve yapayım mı? Olur. Bak bana. Babacığım, kahveni getirdim. Baba? Hı? İçmeyeceğim kızım, sağ ol. Ne oldu kızım? İçmeyecekmiş. O zaman abine götür. Tamam. Ne oldu? Canı sıkan bir şey mi var Sadık? Yok bir şey. Var var. Ama sen söylemek istemiyorsun. İlk defa kahveni içmedin sen. Yoksa hasta mısın? Patron çağırdı bugün. İşler pek iyi gitmiyormuş. Daha çok çalışın mı diyor? Yok canım, o yönden değil. Ödemelerle ilgili. Ödemeler için sen ne yapabilirsin ki? Bir şey yapmam için değil. Çocukluk arkadaşıyız ya. İçini döktü sadece. Ha. Alo? Efendim Feride? Nasıl yani? Ne? Aman Allah'ım. Ama o şey, ama o süratli araba kullanmaz ki. Tamam, biz hemen geliyoruz, hemen. Ne olmuş, ne diyor Feride? Halit kaza geçirmiş. Ne? Hastaneye kaldırmışlar. Bir şey yoktur inşallah. İnşallah. Hadi üzerini giyin de gidelim. Abine söyle çekip gitmesin, araba bize lazım. Abim çoktan gitti baba. O zaman telefonlara hemen geri gelsin. Hadi Hatice, hadi çıkıyoruz. Telefonuna bakmıyor baba. Tabii açtı yine müziği, telefonu duymaz ki. Ben de geleyim baba, ne olur. Hayır, sen abine ulaş, beraber gelirsiniz. Hadi hanım, hadi. Ne oldu? Salonda mı uyuyorsun artık? Herkes nerede? Neredesin abi ya? Kaç sefer telefon açtım, mesaj attım. Az önce gördüm mesajını. Onun için erken döndüm zaten. Neredesin sen ya? Neredesin? Gece yarısı olmuş, hala erken döndüm diyorsun. Ne oldu be? Ne bu hiddet? Halit dayım trafik kazası geçirmiş. Ne? Kaza mı geçirmiş? Neredeler peki? 2 saat kadar önce babam aradı. Hastaneden çıkarmışlar. Cenazesini köye götürüyorlar. Kaza ne zaman olmuş? Bilmiyorum. Yengem aradı. Demin hastanede olduğunu söyledi. Efendim baba. Evde misin? Evdeyim baba. Biz de... Haberi aldım. Biz de köye yeni geldik. Sabahleyin bizim servis arabasının kalktığı yere git. Dursun amcana durumu anlat. Patrona cenazesi var desin. 2-3 gün gelemeyeceğimi söylesin. Tamam baba, söylerim. Şey baba, sizi almak için geleyim mi? Yok, gerek yok. Biz geliriz oğlum. Ya enişte, şans denilen şey insana hayatında bir kere güler. Şans sana güldü ama sen... Ya neyse, sen adam olmazsın enişte. İnan ki olmazsın. Adam olacaksan hem toprağın üzerinde adam olacaksın,
hem de toprağın altında adam olacaksın Halit. Hayata öyle bakacaksın. Daha önümde uzun yıllar var enişte. Vakti geldiğinde toprağın altını da düşünürüz, üstünü de düşünürüz. Sen hiç merak etme. Neyse ya. Ben gidiyorum abla. Bu iş benim iyice canımı sıktı. Bana da müsaade komşum. Ne yapalım? Mekanı cennet olsun. Allah canı gönül rahmet eylesin. Sağ olasın. Başın sağ olsun yengeciğim. Baban evde mi? Evde, buyurun. Hoş geldin. Başın sağ olsun şef. Dostlar sağ olsun. Buyur şöyle oturalım. Senin oğlan haberi verince çok üzüldü. İcrada iyi parçalar oldu mu? Bana da haber verirdi rahmetli. Sen bugün işe gitmedin mi? İş kalmadı ki gidelim. Anlamadım. Söylentiler doğruymuş. En sonunda kapıya kilidi vurdular. Fabrika kapandı mı yani? Adamlar çok kredi kullanmış şef. Banka geldi. İşe son noktayı koydu anlayacağın. Benim burada inmem lazım. Neden? Mahalleden bir gören olsun istemiyorum Selim. Merak etme. En kısa zamanda babamla konuşup bu durumu halledeceğim. Bunu kaç kez söyledim biliyor musun? Biliyorum ama uygun bir ortamı yakalayamadım ki. Cenazemiz de vardı biliyorsun. Tamam. Hoşça kal. Güle güle. Efendim abisinin gülü. Abi babamlar geldi. Hemen eve gelsen iyi olur. Tamam, geliyorum. Gönül. Gönül. Efendim baba. Kızım hangi deliktesin? İki saattir bağırıyorum. Odamdaydım baba, duymamışım, özür dilerim. Tamam. Abini ara, hemen eve gelsin. Konuşacağımız önemli şeyler var. Gerek yok baba. Abim yolda geliyor zaten. Sen yine ara. Tamam baba, ararım. Aa. Hoş geldin baba. Kızım, anneni de çağır. Tamam. Siz de oturun şöyle. Çocuklar, bizim fabrika kapanmış. Dursun abi, haciz geldi demişti. Bu haciz öyle 3.30 para değil. Faizciler, tefeciler, cellat gibidirler onlar. Canın çıkmadan boynundan ilmeği çıkarmazlar. Elimizde kalan parayla 3 ay, bilemedin 4 ay idare ederiz. Ben sizi arabayı almayalım dedim. Araba 3.30 paraya alınmıştı anne. Tabii babam 17 bini o adamın eline saymasaydı. Bu kadar eski bir meseleyi önüme koymasanız olmaz sanki. Elimizdeki 3-5 kuruş bitmeden arabayı satışa çıkarmak lazım. Yarın erkenden git, o yukarıdaki galerilerden birine arabayı koymaya çalış. Tamam baba, sabah ben götürürüm. Arabanın çarpığı falan yok değil mi? Yok yok. İstediğiniz yere gösterebilirsiniz. Gerek yok. Sana inanıyoruz. Peki son olacağı fiyat nedir birader? 2 sene önce 25'e almıştık. Ama paraya çok ihtiyacımız var.
Kesin alıcıysanız babama telefon açarım. O size bir kolaylık sağlar. Şöyle bir deneme sürüşü yapalım da önce. Malum bir çuval para vereceğiz. Tabii ben de geleyim. Gelmene gerek yok. Sen yazıhaneye gir. Çocuklar bir çay söylesinler. Ben hemen gelirim. Tamam. Abinize bir çay tamam. söyleyin oğlum. Tamam tamam. Abi ya sigaram kalmamış. Sen şuradaki yazıhaneye gir. Bir çay söylesinler tamam. Ben hemen sigara alıp geliyorum. Tamam. Teşekkür ederim. İyi günler. Görüşmek üzere. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Araba mı bakmıştınız? Yok, ben satmak için gelmiştim. O da olur. Arabanız nerede? Sizin ortak götürdü. Test sürüşü için götürdü. Bizim ortak mı? Benim ortağım yok ki arkadaşım. Ortağınız yok mu? Alo, iyi günler. Ben gazetedeki ilanınız için aramıştım. Makine teknisyeniyim. 25 yılı aşkın tecrübem var. Evet. Aa, yok, yabancı dilim yok. Nasıl? Ha, çıraklıktan yetişmeyim. Anlıyorum. Rahatsız ettim. Özür dilerim. Sağ olun. Ne oldu? Yabancı dil. Lisan şartı varmış. Gazetede yazsalar ya dil bilmesi gerekiyor diye. Yazmışlar. Yazmışlar da ben okumamışım. Boş ya da görmemişim işte. Selim gelmedi mi hala kızım? Yok baba. Bir ara bakalım şunu nerede kalmış. Tamam. Alo. Gönül sen misin? Abi. Ne oldu? Neden ağlıyorsun? Aa. Dolandırıldık. Ne oluyor? Abim bir tuhaf konuşuyor baba. Selim, oğlum. Ne oldu? Kaza mı yaptın? Yok baba. O zaman neden ağlıyorsun oğlum? Baba. Arabayı dolandırıcılara kaptırdık. Dolandırıcılara mı kaptırdın? Polise gittin mi peki? Gittim. Ne duruyorsun orada? Gelsene. Gelemem baba. Olanlardan sonra yüzünüze nasıl bakarım? Çocuk olma oğlum. Cana gelmesin. Gelsin. Hemen bir taksi tut doğru eve gel. Selim. Beni duydun mu oğlum? Duydum. Duydum baba. Tamam bekliyoruz hadi. Oh. Arabayı dolandırıcılara kaptırmış. Ağlayanın malı güleni ondurmaz derler. İcradan alan aracın da sonu böyle olur işte. Ne olacak? İcradan aldım ama değerini aldım Hatice. Fazladan 17 bin lira para ödedim adama. Helalleşmek için. Ya neden böyle oldu? Bilmiyorum.
hiçbir şey bilmiyorum. Sadakallahu'l-Azim. Kız okula gitti mi? Gitti gitti. Sana bir kahve yapayım mı? Sonra gazeteye bakarsın. Tamam. Selim nasıl? Sabaha kadar ağladı yavrucak. Bütün gün suç bende diyor da başka da bir şey söylemiyor. Uyanınca hiçbir şey olmamış gibi davran. Ona ne oldu zaten? Peki Sadık, neden ha? Neden bunlar? Bu olay bana bundan sonra sahip olduğumuz hiçbir şeye çok güvenmememiz gerektiğini öğretti hanım. Çocukların elinden oyuncaklarının alınışı gibi bir an gelir Allah en kıymetli şeylerimizi elimizden alıverir. Ya dolandırıcı vasıtasıyla ya da hırsız. Ya ölümle ya da kazayla. Ne bileyim. Alıverir işte. Ama hala içimden bir ses. Rahat ol Sadık. O arabayı helal parayla aldın. Araban mutlaka geri gelecek diyor. Baba? Ne oldu kızım? Bir şey mi unuttun? Sınıf arkadaşımın babası güvenilir bir eleman arıyormuş. Onu haber vereyim dedim. Güvenilir eleman ha? Adresi burada. Yalnız hemen gitmen gerekiyormuş. Çok acilmiş. Benim buraya gitmem için 3 vesait değiştirmem lazım kızım. Ne işiymiş bu? Ne iş olduğunu ben nereden bileyim baba? Kızım insan bir sormaz mı? Artık bundan sonra ne iş olursa yaparım dedin ya baba. İş işte. Haklısın kızım, haklısın. Babam öyle apar topar nereye gitti anne? Karakoldan mı aradılar yoksa? Yok oğlum, iş bakmaya gitti. Yahu anne, bu moralle nasıl bir işe bakar bir insan? Hem bu yaşta bir insana kim iş verir ki? Bu sefer verecekleri oğlum. Gittiği adam Gönül'ün sınıf arkadaşının babası. Ne yapalım yavrum? Şimdi eskisinden daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. Hem araba da öyle olunca o da ne yapacağını şaşırdı. Anladım. Tamam. Ben seni ararım. Şef, ne yapıyorsun bu yağmurda burada? Mahalleye gidiyorum. İstersen bırakayım. Sağ ol. Ben cezalıyım bugün. Yürüyeceğim. Biraz. Ne cezası ya? Bunca yıl yürünür mü şef? Aklını mı yitirdin? Benim araba şurada otoparkta. Gel gidelim beraber. Olsun. Evde de bir işim yok nasıl olsa. Biraz daha kalayım. Yavaş yavaş giderim. Soruyu dikkatli oku. Kızın babanı aradın mı?
Aradım dedim ya anne. Cep telefonunu yanına almamış. Yatak odasından çalıyor. Aman ben de akıl mı kaldı? Ben ne bileyim ben? Bir de Dursun amcayı arasana. Bazen çay bahçesinde beraber takılıyorlar. Onunladır belki. Evet evet onunladır. İyi akşamlar Dursun amca. Babam yanınızda mı? Peki bugün hiç gördünüz mü? Arabaya binmedi mi? Neden? Olamaz böyle bir şey ya. Sağ ol Dursun amca. İyi akşamlar. Ne oldu kızım? Akşama doğru sahilde parkta otururken görmüş babamı. Hadi gel eve gidiyoruz demiş babama. Babam da bugün cezalıyım eve yürüyeceğim demiş. Aa, iş ne oldu acaba? İşe alınsaydı müjdeli haberi vermek için taksi tutar gelirdi anne. Cezalıyım dediğine göre demek ki olmamış. Tamam da oğlum 3 otobüs değiştireceğim demişti. Hangi parkta oturuyor acaba? Eğer görüşmeye gittiği yer oralardaysa sabaha kadar yürüyerek gelir ancak. Sen dua et adres karşıda değilmiş. Değilse babam kendine ceza verip boğazı yüzerek geçerdi anne. Hadi. Nerede kalmıştık? Şurada. Buradayız galiba. Tamam. Tamam. Abin nerede kızım? Çıktı anneciğim. E kahvaltı etmeyecek mi? Yapmayacakmış anne. Arkadaşlarıyla buluşup arabayı arayacaklarmış. Koca İstanbul kızım. Nereden bulacaklar arabayı? Polislerin dediği gibi onu çoktan alıp parçalamışlardır o arabayı. Gerçekten parçalamışlar mıdır? Ne bileyim kızım ben. Yeter artık bakıp durma şu gazeteye. Topla şunları hadi. O ilanlarla olmuyor. İşine göre anne. Bak burada bir ilan var. Fabrikada gece bekçiliği. Tam babamlık bir iş. E bütün gece orada mı olacak? Gece bekçisi anne. Akşam 8, sabah 8. Ha, koca şefe gece bekçiliği ha? Hiç sevmedim ben bunu. Bekçilik mekçilik ne yapacağız? Adresini yaz da uyanınca veririz. Oraya gider bir de. Tamam anne yazıyorum. Ne oldu kızım? Nedir bu gürültü? Özür dilerim baba uyandırdın mı? Şu gazeteyi de almayın artık. Nasıl olsa bir şey olduğu yok. Ne oldu baba? Olmadı mı? Hayır. Sabahleyin erkenden biri gitmiş, işi almış. Bak baba, bir iş daha buldum. Gece bekçiliği işi. Adresi ve telefonu yazıyorum. Gece bekçiliği işi ama bu şimdilik geçici. Daha iyi bir iş bulana kadar. Telefon aç konuş.
Boşu boşuna taban tepmeyeyim. Alo. Evet. Odama gelir misin? Peki. Başvuruyu bizzat kendisi yapması lazım. Yok yok, henüz alınmadı. Evet, tamam, gelsin. Tamam. Tamam. Tamamdır baba. Yalnız hemen gitmen lazım. Çok acilmiş. Tamam tamam. Gidiyorum kızım. Dua et hanım. Artık iş aramaktan bıktım. Bu sefer olsun bari. Rüyasını gördüm Sadık. İnşallah olacak. İnşallah. Ne gördün anne? Şimdi babam büyük bir tarlaya böyle buğday ekmiş. Böyle hepimizin elinde oraklarla böyle güzel tarlayı ekiyoruz. Ama bir göreceğim böyle. Tarlalar böyle, buğdaylar öyle böyle değil. Böyle kocaman kocaman. İnşallah olacak. İyi günler. İş başvurusu için gelmiştim. İleride sekreterliğe başvurun. Tamam, sağ ol. Buyurun. Ben gece bekçiliği için gelmiştim. Kızım telefon açmıştı sabah. Size yönlendirdiler. Aa, evet tamam, hatırladım. Ben beyefendiye arayayım, haber vereyim size. Sağ olun. Yusuf Bey, gece bekçiliği için görüşmeye geldiler. Siz görüşeceğim demiştiniz. Peki, tamam. Müsaitmiş, geçebilirsiniz. Sağ olun. Buyurun, oturun lütfen. Gazetedeki ilan için gelmiştim. Gece bekçiliği için. Benim kitabımda düşene bir tekme de sen vur yok kardeş. Düşenin elinden tutup kaldırmak var. Onun için ben senin arabanı değerine satın almak istiyorum. Fırsatçılık yaparak değil. Gece bekçiliği için gelmiştim. Gazetede öyle yazıyordu. Aklıma ne geldi biliyor musun Zeynep? Ne? İşe başladığımızda bu kadar bile paramız yoktu. Hatırlıyor musun? Bu adamı bize Allah gönderdi Yusuf. Allah bize umudunuzu yitirmeyin. Siz yeise düşmeyin. Ben sizinleyim diyor. Tekrar yola çıkacağız en baştan. Geçmişteki hataları yapmadan. Bir şey içer misiniz? Yok sağ ol. Peki aç mısınız? Bir yemek söyleyeyim size. Yok sağ ol. Ben gece bekçiliği için gelmiştim. Daha önce bir fabrikada ustabaşı olarak çalışıyordum. Malum krizden işler duraladı. Sonra da kapandı zaten. Bakın bu işe çok ihtiyacım var. Araba da çalınınca... Araba çalındı mı? İcra dairesinde karşılaşmıştık sizinle. Hatırladınız mı? İcrada çok düşük bir fiyat almıştınız arabamı. Leş kargaları ellerine düşmeye gör diye çok kızmıştım size. Evet. Evet çok çok özür dilerim. Yok yok. O gün siz beni tekrar hayata bağlamıştınız. Her şeyimi kaybetmişken tekrar ticaret atılma fırsatı verdiniz bana. Allah Allah. Tesadüfe bakın. Tesadüf değil. O gün bana sizi gönderen Allah, bugün de sizi bana gönderdi. Ben buna yürekten inanıyorum. Bakın, ücret önemli değil. Aylık küçük de olsa bir akarımız olsa yeter. Hem emekliliğime de çok az kaldı.
işe alındım inşallah, değil mi? Bakın, çok ihtiyacım var. İnanın. İşe alınmak da ne demek? Bu iş yeri sizin zaten. Bu işi karımla birlikte sizin verdiğiniz o parayla kurduk. Sermayenin hakkı %50 dediler. O günden beri siz bizim yarı ortağımızsınız. Hani iki kişi hakkaniyet ortaklık yaparsa, üçüncü ortakları benim diye Allah'ın vaadi var ya, işe başladığımız günden itibaren üçüncü ortağımız her şeyi kolay kıldı bize. Hiç yok yerden iş verdi, müşteri verdi. Yusuf'un dediği gibi Sadık Bey, siz bizim ortağımızsınız. Ne zamandır arıyorduk sizi? Arabanın plaka numarasından size ulaşmaya çalışıyorduk. Biz bulamadan Allah sizi bize gönderdi. Affedersiniz. Tabii. Alo? Efendim kızım. Babacığım? Görüşmedeyim. Boş ver görüşmeyi babacığım. Müjde, araba bulundu. Teslim almak için hemen karakola gitmen gerekiyor. Araba bulundu mu? Evet babacığım, evet. Arabamız bulundu. Hemen gelmen gerekiyor. Acele et. Helal kazanç, yeni yağmış kar da olsa Ağustos sıcağında erimezmiş Sadık Bey. Rahmetli babamın sözüydü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.